bunca zaman hep insanlarla yarışmıştım. Yani rakiplerim hep benim olduğum gibi insanlardı. Dünyanın en hızlı adamlarıyla beraber çok fazla yarışma koştum. Tokyo Olimpiyatlarında, Avrupa Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında, işte Elmas Lig'lerde çok büyük yarışmalarda gerçekten dünyanın en hızlı adamlarıyla koşmuştum. Ama bugün bir şey farklıydı. Bu sefer dünyanın en hızlı adamları değil de dünyanın en hızlı makineleri yanımdaydı. Gerçekten bu beni çok farklı etkiledi. Isınırken bile çok değişik şeyler hissettim. Motor. Şimdi aslında araba da çok iyi. Çok iyi bir şekilde kalktı ama şöyle onun beygir gücünü hissettim yani. Mesela ben start aldığımda ondan daha hızlı fırlıyordum. Ama sonrasında o biraz daha böyle torku beygir gücü böyle biraz daha geldiğinde o gelişi hissettim yani motor gücünü. Normalde dünyanın dediğim gibi en hızlı adamlarla yarıştığımda en fazla adım sesini duyarsınız. Burada arkadan bir motor sesi, tork sesi geliyor. Ooo falan diyor. Aa diyorum geliyor evet diyorum daha da hızlanıyorum falan. Gerçekten hani araba beni daha çok etkiledi. Ama motorla biraz daha yarışımız kısa sürdü. O biraz daha hızlıydı çünkü. Haftada 10 antrenman yapan biriyim. Gerçekten insan vücudunun sınırlarını zorlayan bir adamım. Haftada 10 antrenman her biri 3 saatten gerçekten kolay değil. Çünkü yaptığımız iş büyük bir iş. Türkiye'nin en hızlısı olmak kolay değil. Burada 100 metreyi 10.21'lik bir dereceden bahsediyoruz. Bunun için sabah akşam antrenman yapıyoruz.